Şimdi arkadaşlar, biz ne yapıyoruz? Bir doğrusal programlama modelini grafik yöntem kullanarak çözmeye başlıyoruz. Grafik yöntemi kullanabilmek için doğrusal programlama modelinin iki tane değişkeni olması lazım. Sadece iki değişkenli modeller için grafik yöntemini kullanarak çözüm bulacağız. Ve buradaki örneğimizde ilk önce doğrusal programlama modelini oluşturacağız. Ardından da ne yapacağız? Bu problemi grafikle ne yapacağız? Çözeceğiz. En iyi çözümü, optimum çözümü bulacağız. Şimdi ilk olarak soruya baktığımızda Geppetto iki farklı ürün üretiyor. Oyuncak asker ve oyuncak tren. Oyuncak askeri 27 dolara, oyuncak treni ise 21 dolara satıyor. Bir asker için 10 dolarlık ham madde, 14 dolarlık işçilik kullanıyor. Bir tren için ise 9 dolarlık ve 10 dolarlık ne kullanıyor? Gene işçilik kullanıyor. Her bir asker için 2 saat montaj ve 1 saat marangozluk gerekmekte. Her bir tren için ise 1 saat montaj ve 1 saat marangozluk gerekmekte diye söylenmiş. Ham maddeyle ilgili bir sıkıntımız yok. Ama montaj için en fazla 10 saat ayırabiliyoruz haftada. 80 saatte en fazla gene marangozluk için ayırabiliyoruz. Bir de bir haftada en fazla 40 tane oyuncak asker satabiliyoruz arkadaşlar. Amacımız karımızı maksimize etmek. Karar değişkenlerimi yazacağım. Karar değişkenlerimi şu şekilde tanımlayacağım. Bir haftada üretilecek olan oyuncak asker sayısına ben x dedim. Ve bir haftada üretilecek olan oyuncak tren sayısını da ne ile gösterdim? Y ile gösterdim. Şimdi kârı maksimize etmemiz söylenmiş ancak kâr bize direkt olarak verilmemiş. Onun yerine gelirimiz ve maliyetlerimiz verilmiş. Bir tane oyuncak asker için askerden elde edilen kârı yazalım. Kârı yazalım. Nasıl yazacağız? Bir oyuncak askeri 27 dolara satıyorum. Ve bir oyuncak askeri üretirken 10 dolarlık ham maddeyle 14 saatlik 14 dolarlık işçilik kullanıyorum. 10 dolarlık ham madde kullanıyorum. Bir de 14 dolarlık işçilik kullanıyorum. Yani toplam maliyetim 24 dolar. 27 dolarlık gelirden şu benim gelirim. Satış gelirim. Bu da benim maliyetim. İkisinin arasındaki farkı aldığımız zaman 3 dolarlık bir kar elde ettiğimi görüyorum. Nereden? Bir tane oyuncak askerin satışından. Bir tane oyuncak tren satışından veya trenden elde edilen kara bakacak olursak ben bir tane oyuncak treni 21 dolara satıyorum. 9 dolarlık ve 10 dolarlık da maliyetlerim var. 21 dolara sattım. 9 dolarlık ve 10 dolarlık maliyetim söz konusu. 19 dolar toplam maliyetim. 21 dolardan 19 dolar çıkarsa 2 dolarlık bir kar da oyuncak trenin satışından elde ediyorum. Bu durumda
Amaç fonksiyonumu yazacak olursam, amaç fonksiyonumu yazacak olursam, amacım karımı maksimize etmek. Bir tane oyuncak askeri 3 dolardan satıyorum. 3 dolardan kar elde ediyorum. Bir oyuncak askerden X tanesinden 3X dolar kar elde ederim. Bir tane oyuncak trenden 2 dolar kar elde ediyorsam, Y tane oyuncak trenden 2Y dolar kar elde ederim. Benim amacım kar fonksiyonunu yapmak, maksimize etmek. Gelelim kısıtlarımıza. Montajla ilgili, marangozlukla ilgili, bir de taleple ilgili nelerim var? Kısıtlarım var. Bunları da bu tablo üzerinde gösterelim. Bir tane asker için ve bir tane tren için kullanılacak olan montaj, marangozluk, ve bir de taleple ilgili kısıtımız var. Talebimiz var. Değil mi? Bir de elimizde kaç saatlik montaj için süremiz söz konusu? 100 saatlik bir haftada, değil mi? Bir haftada haftalık saat kısıtı diyelim. Marangozluk için de 80 saat vardı. Bir tane askeri üretirken, bir tane askeri üretirken ben 2 saat montaj yapıyorum. 1 saat de marangozluk yapıyorum. Bir tane tren için 1 saat montaj yapıyorum. 1 saat de marangozluk yapıyorum. Bir tane tren için talep söz konusu değil, yani taleple ilgili bir kısıtımız söz konusu değil, talep söz konusu değil derken, talep edilen miktarla ilgili bir kısıt söz konusu değil. Ama bir tane asker için haftalık en fazla 40 tane, değil mi, talep söz konusu. Şimdi bunları ne yapmak durumundayım? Kullanarak talep montaj, marangozluk ve talep kısıtlarını yazmak durumundayım arkadaşlar. Gelelim bunları yazmaya. Bir tane askeri üretmek için 2 saat montaj kullanıyorsam, x tane askeri üretmek için 2x kadar montaj kullanırım. Bir tane treni üretmek için 1 saatlik montaj kullanırsam, bir tanesi için 1 saat kullanırsam, y tanesi üretmek için 1 çarpı y saat ne kullanırım? Montaj saati kullanırım. Bir haftada en fazla 100 saat montaja ayırabildiğime göre bu yazmış olduğumuz nedir? Montaj kısıtımızdır. En fazla 100 saat kullanabiliyoruz. Bir tane asker üretmek için 1 saat marangozluk kullanırsam, x tanesi üretmek için 1 çarpı x saat marangozluk kullanırım. Bir tane tren üretmek için 1 saat marangozluk kullanırsam, y tane tren üretmek için 1 çarpı y saat marangozluk kullanırım. Bu da en fazla bir haftada 80 saat marangozluk kısıtım var. Marangozlukla ilgili kısıtımızı da böylelikle ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Taleple ilgili olarak askerle ilgili talebimiz var. Biz bir haftada en fazla 40 tane satabiliyoruz. Bir haftada üreteceğimiz asker sayısını x ile göstermiştik. Bu da en fazla 40 olmak zorunda. Bir de negatif olmama koşulunu eklediğimiz zaman modelimizi aslında oluşturmuş olduk. Yani maksimize etmek, hatta şu maksimizasyonu da şuraya yazalım. Neyi maksimize etmek istiyoruz biz? Karımızı maksimize etmek istiyoruz. Öyle ki bu koşullar sağlansın. Problemimizi yazdıktan sonra ne yapacağız? Şimdi bunları grafikte göstereceğiz arkadaşlar. Grafiğimizi çizmek için burayı kullanacağım. Özür dilerim. Evet, yine burayı kullanacağım. Çizim ekranından x ve y koordinatlarını
şöyle yerleştirelim. Şimdi burası x ekseni, burası da y ekseni olsun. Şimdi benim bu doğruları çizmem lazım. Yani bu eşitsizlikleri çizmem lazım. Eşitsizlikleri çizmeden önce de bunları birer doğru şeklinde yazıp ona göre ne yapacağım? Ona göre çizeceğim. Şurası 20, 40, 60, 80 olsun. 20, 40, 60, 80. O zaman şurası da 50 olacaktır. Şurası 50 olacaktır. Şuradaki noktamız. Bir de burası da 20, 40, 60, 80 ve şurası da 100 olacak. Y'yi eksenini birazcık daha küçük çizmişiz. Olsun. Sorun değil. Neden? Silgimiz nerede? Silgimizi alalım. Şurayı biraz daha uzatacağız. Şöyle. Burası da 100 olacak. Şimdi 2 eksi artı y eşittir 100'ü çiziyorum. Evet, x eksenine x'e 0 verdiğimiz zaman y kaç değerini alır? 100 değerini alır. Y'ye 0 verdiğimiz zaman ise x kaç değerini alır? 50 değerini alır. Şurası 50 idi, burası 100'dü. Ben bu iki noktayı birleştiren bir doğru ne yapacağım? Bir doğru çizeceğim. Evet, bakın bu çizmiş olduğumuz doğru nedir? 2x artı y eşittir 2x artı y eşittir 100 doğrusudur. Şimdi bu doğruyu çizdikten sonra ne yapmam gerekiyor? Yapmam gereken şey buradaki bölgeyi taramak. 2x artı y küçük eşittir 2x artı y küçük eşittir 100. Bu eşitsizliği taramam lazım. Bu arada negatif olmama koşulu olduğu için sadece birinci bölgede çalışıyorum. X'ler ve y'ler çünkü negatif olmama koşuluna sahipler. 2x artı y küçük eşittir 100'ü nasıl, hangi bölgeyi tarayacağım? Bakın birinci bölge şurası, bir de ikinci bölge burası. Birinci bölgeyi mi, ikinci bölgeyi mi tarayacağım? Birinci bölgede origin, bakın origin'i ne yaparım? Bir kontrol noktası olarak alırım. Eğer origin x'in yerine 0, y'nin yerine de 0 yazdığım zaman eşitsizlik sağlanıyorsa origin'in olduğu bölgeyi tararım. Yani birinci bölgeyi taramam gerektiğini burada görmüş oluyoruz. 2x artı y küçük eşittir 100 dediğimizde biz ne yapıyoruz? Şuradaki bu çok kalın mı oldu? Biraz daha ince bir kaleme ihtiyacım var. Evet. Şöyle ne yapıyorum? Tarıyorum. Evet, bu taramış olduğum bölge, maviye taramış olduğumuz bölge neyi göstermekte? 2x artı y küçük eşittir 300. 2x artı y küçük eşittir 300'ü göstermiş oldum arkadaşlar. Evet. 2x artı y küçük eşittir 100'ü ifade ettik. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir başka eşitsizliğimiz daha var. Onu da çizeceğiz. X artı y eşittir 80 doğrusu. X artı y eşittir. X artı y eşittir 80 doğrusunu çizmem lazım. X'e 0 verdiğim zaman y eşittir 80. Y'ye 0 verdiğim zaman da x kaça eşit? Gene 80'e eşit. Yani hem x hem de y 80'e 80, değil mi? Hem x eksenini 80'de kesiyoruz hem de y eksenini ne yapıyoruz? 80'de kesiyoruz. Şimdi bakın bir tane daha doğru buradan seçelim ve bu doğrumuzu da şöyle oluşturalım. Çok güzel. Arkasından da ne yapalım? Bölgemizi tarayalım. Şimdi gene amacımız x artı y küçük eşittir 80'in hangi bölgede olduğunu göstermek. Yani x artı şu x artı y eşittir 80 doğrusunun üst kısmını mı tarayacağım, alt kısmını mı tarayacağım? Gene origin'i yani 0 0 noktasını kontrol noktası olarak alalım. 0 artı 0 80'den küçük veya eşit midir? Evet, öyleyse ne yapıyorum? X artı y
küçük eşittir 80'in taranması gereken taradığı bölge ne olmalı? Orijinin olduğu bölge olmalı arkadaşlar. Orijinin olduğu bölgeyi ne yapmak durumundayız? Taramak durumundayız. Pembe ile taradığımız bölge x artı y küçük eşittir 80. Evet, bir tane daha kısıtımız var. O da x küçük eşittir 40 kısıtı. X küçük eşittir 40, x eşittir 40 doğrusunu çizmemiz gerekiyor. X eşittir 40 doğrusunu nasıl çizeriz? Bu dik bir doğrudur. X eksenini 40 noktasında kesen ve şöyle bir arkadaşlar doğrudur. Bu x eşittir 40 doğrusu. X eşittir 40 doğrusunu çizmiş olduk. X'ler 40'tan küçük veya eşit olacağına göre gene orijin noktasını 0'a 0, x'in yerine 0 yazarsam 0 40'tan küçük veya eşit midir? Evet, eşittir. Öyleyse bunun x eşittir 40 doğrusunun sol tarafını, yani orijinin olduğu bölgeyi ne yapmak durumundayım? Taramak durumundayım. Şöyle tarıyoruz. Kırmızıya da taradığımız bölge hangi bölge? Kırmızıya taranan bölge x küçük eşittir 40 bölgesi arkadaşlar. Bütün bu taralı bölgelerin aynı anda kesiştiği yerleri ne yapmak zorundayım? Çizmek zorundayım. Bu benim neyim olacak? Bütün koşulların aynı anda sağlandığı, bütün koşulların aynı anda sağlandığı arkadaşlar bölgeye biz uygun çözüm bölgesi diyoruz. Biz, özür dilerim, bütün koşulların aynı anda sağlandığı bölgeye uygun çözüm bölgesi diyoruz. Bütün kısıtların aynı anda sağlandığı bölge. Pekala, şimdi bu bölgeyi çizmemiz gerekecek olursa yapacağımız işlem şu şöyle olacak. Bakın şurada kesişme noktalarımız var. Onları da bulmam gerekecek. Dikkat ederseniz burada iki tane noktanın kesiştiği bir bölge nokta var. Burayı bulursam daha rahat. Bir de şurayı bulmamız gerekecek. Kesişme noktalarını bulmam lazım. Yani bunlar hepsi birden ortak çözüm bölgesinde. Şu anda siyahla zaten gösterdiğim kısımlar. Şöyle. Şurası, şurası ve burası. Bu noktaları da bulmamız gerekecek. Benim uygun çözüm bölgesini oluştururken. Değil mi? Evet. Şöyle yapalım. Ben burayı sileceğim arkadaşlar. Ve başka bir yerden copy paste yapacağım. Daha kolay olacak gibi gözüküyor. Yani şey, ne derler? İzin verirseniz hemen yapıştır. Evet, şimdi bakın arkadaşlar, ben grafiği yapıştırdım. Şimdi burada kesişim noktaları da gözükmekte. Biz bu kesişim noktalarını nasıl bulacağız diye de hemen size burada anlatalım. Şimdi şu taralı olan bölge uygun çözüm bölgesi. Uygun çözüm bölgesi dediğimiz bölgenin tanımı nedir? Bütün kısıtların aynı anda sağlandığı bölgedir bu uygun çözüm bölgesi arkadaşlar. Bütün kısıtların aynı anda sağlandığı bölgedir. Şimdi kesişim noktalarımızı burada bulmuşuz, öyle yazmışız. Ama tabii ki bunları bizim hesaplamamız gerekmekte. Nasıl hesaplayacağız? Bakın uygun çözüm bölgemizin bu noktaya da isim de verirsem A noktası, B noktası, C noktası ve D noktası diye isim verelim. A noktası 0'a 80 noktası nedir? Bu nokta benim
X artı y eşittir 80 doğrusunun y eksenini kestiği noktadır. Y eksenini kestiği nokta. Yani x'in 0 aldığı durumda x artı y eşittir 80'de x'e 0 verdiğimiz zaman doğrumuzun aldığı değer burası 0'a 80 noktası. B noktası nedir? İki tane doğru var. B noktasını iki tane doğrunun kesiştiği nokta olarak görmekte misiniz? Hangi iki doğrunun kesişim noktası B noktası? 20'ye 60 dediğimiz bu nokta. Hangi iki doğrunun kesişim noktası mavi olan x artı y eşittir 80 doğrusuyla pembe renkli olan 2x artı y eşittir 100 doğrusunun bu iki doğrunun kesiştiği nokta bizim B noktamızdır. Şimdi o zaman sorumuz şu. Sorumuz şu arkadaşlar. Biz iki tane doğrunun kesiştiği noktayı nasıl buluruz? Bu iki doğrunun denklemlerini ortak çözmemiz gerekmekte. Aşağıda yapacağım. Aşağıda yapacağım. Sonra yukarıda tekrar grafiğe geri geleceğim. X artı y eşittir 80 doğrusuyla 2x artı y, 2x artı y eşittir 100 doğrusunun ortak olarak çözülmesi lazım ki ben B noktasının koordinatlarını bulabileyim. Amacımız biz bakın burada iki tane bilinmeyen iki tane denklem var. Bu bir denklem sistemidir. Biz bir bilinmeyenle denklemleri çözmeyi bildiğimiz için iki bilinmeyenden bir bilinmeyene inmemiz gerekir. Bunun için de bu denklemleri taraf tarafa çıkartacağım. Böylelikle y'den y'ye çıkınca sıfır kalacak. Sadece x'e bağlı bir denklem elde edeceğim. Eksi x eşittir. Eksi 20. X ne oldu? 20 oldu. Yani noktanın kesiştiği noktanın kesiştiği noktanın bu iki doğrunun kesiştiği noktanın nesini buldum? Apsisini buldum. Ordinatını nasıl bulacağım? İstersem x artı y eşittir 80'de. İstersem x artı y eşittir 80. X'in yerine ne yazacağım? 20. Artı y eşittir 80. Buradan y kaç çıkar? 60. Veya ikinci denklemde x'in yerine 20 yazacağım. Y kaç çıkacak? Burası 40 artı y eşittir 100'den. Y kaç çıkacak? 60. Yani bu iki doğrunun kesiştiği noktamızın apsisi 20, ordinatı ne? 60. Bu bizim hangi noktamız? B noktamız. Bakın 20'yi 60 noktası. Bu noktamız hangi iki doğrunun kesişiminden bulunuyormuş? 2x artı y eşittir 100 doğrusu ile x artı y eşittir 80 doğrularının kesişiminden bulunuyormuş. Gelelim C noktasına. C noktasının koordinatları 40'a 20. C noktasının koordinatları 40'a 20. Peki bunu nasıl bulduk? C noktasına baktığımız zaman C noktası 2x artı y eşittir 100 doğrusuyla x eşittir 40 doğrusunun kesişimine eşit arkadaşlar. 2x artı y eşittir 100 doğrusu ile x eşittir 40 doğrusunun kesişimine eşit. İsterseniz bunları da mesela bunu 2 ile çarparım. Taraf tarafa çıkartırım. Y ne olur? Buradan bakın 2x artı y eşittir 100. 2x artı y eşittir 100. Eksi 2x eşittir 80. Eksi 80. Topladım taraf tarafa. Y eşittir kaç çıktı? 20 çıktı. Y eşittir 20 çıkarsa 2x artı 20 eşittir 100'den x kaç çıkar? Tabii ki zaten x'in 40 olması gerekiyordu zaten. X 40 çıkar ki buna zaten gerek de yoktu. Veya bunu böyle çözebileceğimiz gibi şöyle yapabilirdik. 2x artı y
eşittir 100'dü. X zaten 40 değerini aldığına göre 2 çarpı 40 artı y eşittir 100'den. Y kaç çıkar arkadaşlar? 20 çıkar. Apsis zaten 40. Ordinat da 20. Evet, 40'a 20 noktası, yani şuradaki C noktası 40'a 20 noktasını da nasıl bulduk? Dik olan x eşittir 40 doğrusuyla 2x artı y eşittir 100 doğrusunun kesişiminden bulduk. 2x artı y eşittir 100 ve x eşittir 40 doğrularının kesişiminden bulduk. D noktası dediğimiz nokta ise x eşittir 40 doğrusunun x eksenini kestiği nokta. Şimdi uygun çözüm bölgesinin köşe noktalarını bulduk. Bir tane şurada origin var. 0'a 0. Onun da köşe noktası bu uygun çözüm bölgesinin. Şimdi bizim şöyle bir teoremimiz var grafik çözümlerinde arkadaşlar. Doğrusal programlama modelinin bir çözümü varsa o zaman bu çözüm uygun çözüm bölgesinin köşe noktalarındadır diye bir teoremimiz var. Tekrar ediyorum. Doğrusal programlama modelinin bir çözümü varsa bu çözüm uygun çözüm bölgesinin köşe noktalarındadır diye teorimimiz var. Ders notlarını bunun için inceleyebilirsiniz. Yapmamız gereken şey nedir? Yapmamız gereken şey bu noktaları origin 0, 0, A, B, C ve D noktalarının amaç fonksiyonunda yerine yazılarak kaç değerini verdiğini bulmak olacaktır. Maksimum yapmak istediğimiz amaç fonksiyonunu bu noktalardan hangisinin en büyük yaptığını bulmak için. Şimdi, evet aşağıya doğru inelim. Aşağıya doğru inelim. Ve ben şu grafiği tekrar yapıştırayım. Noktalarımız belli. Bir tanesi origin. Burası 0'a 0 noktası, A noktası, B noktası, C noktası ve D noktası diye noktalarımız var. Ne yapacağım? Amaç fonksiyonunda bunları yerine yazacağım. Şimdi kar maksimize etmek istiyoruz. Uygun çözüm bölgesindeki köşe noktalarından bir tanesinde ne olması lazım? Maksimizasyon gerçekleşmesi lazım. Çünkü şöyle bir teoremimiz vardı. Eğer bir doğrusal programlama modelinin çözümü varsa bu çözüm uygun çözüm bölgesinin köşe noktalarından birindedir diye bir teoremimiz vardı. Bu nedenle biz ne yapacağız? Bu noktalarımızın koordinatlarını kullanarak amaç fonksiyonumuzun hangisinde maksimum olduğunu bulacağız. Amaç fonksiyonumuz neydi? 3x artı 2y idi. Origin noktasında 0'a 0 değerini alacak. A noktası dediğimiz noktada 0'a 80 dedik. B noktasında koordinatlarımız kaça eşit? B noktasında koordinatlarımız 20'ye 60. C noktasında koordinatlarımız 40'a 20. Ve D noktasında koordinatlarımız neye eşit? D noktasında koordinatlarımız 40'a 0 arkadaşlar. X ve Y 0 olduğunda 3 çarpı 0 artı 2 çarpı 0'dan 0 olur. Yani hiçbir şey ötmüyorken karım 0'dır. A noktası için Z A diye yazayım. X 0'a eşit, Y 80'e eşit. Doğal olarak 160 dolarlık bir kar elde ediyorum. B noktasında 20 tane asker üretiyorum. 60 tane tren üretiyorum. Doğal olarak 60 artı 120'den 180 dolarlık ne yapıyorum?
kar elde ediyorum. C noktasında 40 tane asker üretiyorum. 20 tane de tren üretiyorum. Burada da toplam karıma bakarsak eğer o da 160 dolar olacaktır. Ve son olarak D noktasında elde ettiğim kâra bakarsam 40 tane asker üretiyorum. Hiç tren üretmiyorum. Doğal olarak yine kârım ne kadar olacaktır? 120 dolar olacaktır arkadaşlar. Tekrar kontrol edelim. A noktasında hiç asker üretmiyorum. 80 tane tren üretiyorum. 160 dolarlık bir kazancım, kârım var. B noktasında 20 tane asker, 60 tane tren üretiyorum. Kârım 180 dolar. C noktasında 40 tane asker, 20 tane tren üretiyorum ve kârım 160 dolar. D noktasında ise 40 tane asker üretip hiç tren üretmiyorum ve kârım 120 dolar. Baktığımız zaman bu fonksiyonlar içerisinde en yüksek değeri alan amaç fonksiyonumuz hangisi, kar fonksiyonumuz hangisi? 180 dolarla B noktasında. Yani benim 20 tane asker, 60 tane de tren üretmem durumunda haftalık olarak karımı maksimize ettiğim sonucuna varıyorum arkadaşlar. Böylelikle sorumuzu çözmüş olduk. Grafik çözümlerini yaparken neleri bilmeniz gerekmekte? Birincisi, bir doğrunun nasıl çizildiğini bilmeniz gerekmekte. Yani ben size bir doğruyu, bir doğrunun grafiğini, denklemini verdiğim zaman bir doğrunun, mesela 3x artı y eşittir 15 şeklinde bir denklem, doğru denklemi verdiğim zaman bu doğrunun grafiğini çizmeyi bilmeniz gerekmekte. Bir doğrunun grafiğini çizmek için iki tane noktasını bulmamız yeterlidir. Bunu ta kim söyledi? Öklit söyledi. İki noktayı bulmak için biz ne yapıyoruz? X'e 0 veriyoruz. Y eksenini kestiği noktayı biliyoruz. Y eksenini, Y'ye 0 verip de X eksenini kestiği noktayı buluyoruz. Bu noktaları bulduktan sonra ha diyebilirsiniz ki hocam başka noktalar bulabilir miydim? Tabii ki. Mesela Y'ye bir değerini ver. Y'ye bir değerini ver. Ne oldu? 3x eşittir 14. Buradan x kaç çıktı? 14 bölü 3. İşte x'e bir değerini var. Ne buldun? Y eşittir 15 eksi 3'ten 12. Gene bu noktaları da kullanabilir misin? Tabii ki kullanabilirsin ama iki tane noktayı bulman. Ama biz kolaylık olsun diye x'in yerine 0, y'nin yerine 0 yazarak eksenleri kestiğim noktaları belirliyoruz. Şimdi eksenleri kestiğim noktaları bulmak için de şöyle yapalım. 5, 10, 15, 5, 10, 15. Ne yaptık? 5, 10, 15, 5, 10 ve 15 şeklinde noktalarımızı eksenler üzerinde yerleştirdik. Şimdi x eksenini 5 noktasında, y eksenini 15'te kesecek olan bir doğru çiziyorum. Bakın bu çizmiş olduğumuz doğru nedir? Hatta bunu biz başka bir renkle de çizebilirdik. Daha güzel gözüksün. Başka bir renkle çizelim. Evet. Ne yapacağız? Bir doğru çizeceğiz. X eksenini 5'te, y eksenini 15'te kesiyor. Bakın şu çizmiş olduğumuz mavi grafiğimiz nedir? 3x artı y eşittir 15 doğrusudur. Peki sadece doğru çizmeyi bilmek bizim için yeterli mi? Hayır, değil. Çünkü bir de neyi bilmemiz lazım? Eşitsizlik çizmeyi de bilmemiz lazım. Mesela 3x artı y büyük eşittir 15 ne demektir? Onu gösterelim. Şimdi biz
Zaten az önce grafiğimizi çizdiğimiz için, nasıl çizileceğini bildiğimiz için 3x ilk önce ne yapıyoruz? 3x artı y eşittir 15 doğrusunu çiziyoruz. Yani yapmadıkken şey 3x artı y eşittir 15 doğrusunu önce çizmek. Bu doğruyu çiziyorsunuz. Burası 5, 10, 15, 5, 10 ve 15. Bu doğruları şey bu noktaları belirlediniz ve önce ne yapıyoruz? 3x artı y eşittir 15 doğrusunu ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Y'yi 15'te kesecek y eksenini. X'i de nerede kesecek? 5'te kesecek. Bu doğrumuzu çiziyorum. Şöyle. Bunu çizdim. Şimdi burada bir eşitsizlik söz konusu. Bu eşitsizlik söz konusu. 3x artı y büyük eşittir 15 dediğimiz zaman ne yaparım ben? Orijini 0'a 0 noktasını alırım. Bunu bir kontrol noktası olarak kullanırım. 3x artı y büyük eşittir 15'te x'in yerine 0 yazdım. Y'nin yerine de 0 yazdım. Bu eşitsizlik sağlanıyor mu diye bakarım. 0 15'ten büyük veya eşit midir? Hayır, değildir. Öyleyse orijinin olduğu noktayı değil de olmadığı noktayı, onun olmadığı diğer bölgeyi ne yaparım? Tararım. Bakın şu şekilde taradığımız zaman taralı bölge bize neyi veriyor? Taralı bölge bize 3x artı y büyük eşittir 15 eşitsizliğini sağlayan noktaların kümesini veriyor arkadaşlar. Ha burada tabii ki negatif olmamak koşulunu da kullandım. Onu da söyleyelim. X ve y'nin de sıfırdan büyük eşit olması gerektiğini de kullandım. Çünkü biz zaten birinci bölgede çalışacağımız için bize sadece bu kısım yeterli olacak. Yani doğru çizmeyi bilmiyorsanız, eşitsizlik çizmeyi bilmiyorsanız tabii ki neyi yapamayacaksınız? Grafik yöntemini kullanarak doğrusal programlama modellerini çözmeniz mümkün olmayacaktır. O yüzden bu eksikleriniz varsa gidermenizi tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar, bir sonraki örneğimde yine grafik yöntem kullanarak ne yapacağım? Çözüm yapacağım. Aynı zamanda grafik yöntem kullanarak biliyorsunuz doğrusal programlama modellerinin özel durumları söz konusu. Yani çözümün olmaması, çözümün tek olmaması gibi. Onları da ayrı ayrı videolarda anlatacağım. Bir sonraki örneğimde gene bir tane daha maksimizasyon yapıp bu maksimizasyonu çok iyi bir şekilde oturtmanızı sağlayacağım. Arkasından da iki tane minimizasyon problemi çözer. Sonrasında da grafiklerde özel durumlara geçiş yaparız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıkla, mutlulukla ve huzurla kalmanızı diliyorum. Arkadaşlar, başarılar diliyorum çalışmalarınızda da. Kendinize iyi bakın diyerek dersimi sonlandırıyorum. Sevgilerimle.